Bugün Dost Derneği'ne konuk olduk. Dost Derneği, hayvan sevgisinin yanı sıra daha fazla cana, daha hızlı ve güçlü bir şekilde ulaşma ideolojisiyle kurulmuş. Dost Derneği, hayvanların daha refah bir ortamda yaşamaları için beslenmesi, bakımı, korunması, tedavisi ve yasal haklarının savunulmasına yönelik doğrudan ve dolaylı çalışmalar yapıyor. Vizyonları toplumda hayvan sevgisi bilincinin yaygınlaştırılması için eğitim faaliyetlerine ağırlık vermek, hayvanların daha fazla tecrit edilmelerini engellemek için kontrolsüz çoğalmanın önüne geçmek, sahipsiz kalmamaları için her cana bir yuva bulmak ve her türlü kötü muamele görmesini tamamen engellemek. Adem Bey'e dönelim, Adem Gündüz'e, çünkü barınak sahibi kendisi. Kendisi aslında öğretmen, sevgili seyirciler, hayvan sevgisinden dolayı barınak sürecinde, barınak var galiba. Evet. Ben izledim barınaktaki görüntülerinizi. Ama tabii belki seyircilerimizin bilgilenmesi açısından nedir bu barınaklar? Bu barınakların nasıl hizmet veriyor? Derneğimize ihbar geliyor bir yaralı veya kazalı bir hayvan. Biz alıyoruz bunun tedavisini yaptırıp barınağımıza koyuyoruz. Barınağımızda genelde şiddete uğramış, tecavüze uğramış, rehabilitesi devam eden hayvanlar var. Adem öğretmenden alkışlanacak hareket. Öğretmen Adem Gündüz, Türkiye'nin dört bir yanındaki muhtaç hayvanlara kurucusu olduğu Dost Derneği ile destek oluyor. Derneğimiz Dost Derneği, Hayvanları Koruma Eşitme Rehabilitasyon Derneği. İhbar üzerine çalışıyoruz. Türkiye'nin neresi olursa olsun alıyoruz hayvanı, yaralı veya kazalı hayvanı. Tedavisini yaptırıyoruz. Tedavisinden sonra bakım evimize getiriyoruz. Bakım evimizde bir süre kaldıktan sonra sahiplendiriyoruz. Satın almayın, sahiplenin. Satın almayıp sahiplenseler, bakın burada barınaklarımızda ne güzel köpekler var. Bunları normalde satın alıyor insanlar. Şu köpekleri satın alıyorlar ve daha sonra bakamayıp atıyorlar. Bunların hepsi bir şekilde travma yaşamış hayvanlar. Bu sokakta kesinlikle yapamazsın. Dost Derneği Başkanı Sayın Adem Gündüz'le konuşuyoruz. Bakın, sokak hayvanlarımız için, sokakta yaşayan canlar için dişini tırnağına takmış, tırnağını dişine takmış. Yollarda ve onların yardımına koşmaya çalışıyor. Geri geliyor. Sözleşmeyle sahiplendirdiğimiz için geri geliyor. Bir sözleşme olmasa aslında bunları da sokağa atarlardı. Ya. Geri aldığımız yere kesinlikle hayvan bırakmıyoruz. Çünkü o mahallede ya bakımsızlıktan hasta olmuştur o. Yani veya işte ilçede, ilde veya şiddetten bir şekilde başına bir şey gelmiştir. O hayvanı tekrar yerine bırakmıyoruz. Ömrünün sonuna kadar ya barınakta, barınağımızda kalıyor. Barınağımızda da küçük alanlar yok. Oldukça büyük. Mesela bir bölme 1800 metrekare. Hmm. Nerede barınak? Bileciğe taşındık. Yani İstanbul'daydık. Taşıdınız barınağı. Taşıdık barınağı. İstanbul'da neredeydiniz? İstanbul'da Arnavutköy'deydik. Şöyle, aslında bizim Bileciğe taşınmamız Anadolu'dan gelebilecek olan ihbarlar için daha iyi oldu. Daha yakın oldu. Daha hızlı ulaşmamızı sağladı. Yani bir gecede gidip Kastamonu'ya gidip hayvanı almak İstanbul'dan daha zordu. En azından bir 300 kilometre kadar daha Anadolu'ya yaklaşmış olduk. Direkt ortası gibi. Kliniklere yakın, İstanbul'a yakın. Çok ağır vakaları halen İstanbul'a getiriyoruz. Büyük kliniklere getiriyoruz. Veya çok spesifik durumlar olabiliyor. Mesela? Asitle yakılmış yüzü gözü. Bunu kurtarmaya çalışmak mesela çok zor. İnsanlarda bile zordur. Ki hayvanlarda daha da zor. Çünkü yani şuraya dokununca acım var diyemiyor, ağrım var diyemiyor. İşte veya işte acıyor işte. Ama her tarafı, evet, tabii. Yani şu an halen var. 9 aydır tedavisi devam eden asitle yakılmış bir vakamız var. Sokakta gördüğünüz bir canın hayatını kurtarmak istiyorsanız 0850, o 850'li hatlar diyebiliyoruz. Aklınızda 346'yı tutun. 3, 4, 5'i atlayın, 6, 346. Sonra klavyenizden Dost yazıyorsunuz, evet, rakamsal olarak. Ve bize ulaşıyor. Size ulaşıyor. Ne kadar güzel. Kaç dakikamız kalmış acaba? Dost Hayvanları Koruma Derneği Başkanıyım. Kısa adımız Dost Derneği. Daha önceden İstanbul'daydık. Şimdi Bilecik Osmaneli ilçesine taşındık. Genelde ihbar üzerine çalışıyoruz. Türkiye'nin neresi olursa olsun yaralı bir hayvan ihbar edildiği zaman gidiyoruz, alıyoruz, tedavisini yaptırıp daha sonra bunları ücretsiz olarak sahiplendiriyoruz. Sahiplendiremediğimiz hayvanlar bakım evimizde kalıyorlar. Şu an bakım evi inşaatımız devam ediyor. Buradaki hayvanlar için ve tedavideki canlar için desteklerinizi bekliyoruz. Ziyaretleriniz çok çok önemli bizim için. Ziyaret ederseniz de onur duyarız. İhbar üzerine Türkiye'nin her yerinden hayvanın tedavisini yaptırıyoruz. Mesela bu köpek İstanbul'da, tamamen taşraf kültüründe, Yozgat'tan, Düzce'den, Ankara'dan, İstanbul'dan yine. Aynı şekilde yine İstanbul'dan, bacağı kırılan bir atmaca. Bu şekilde buradakilerde tedavisini daha önceden yaptırıp sahiplendiremediğimiz, yani sahip bekleyen hayvanlar. Yine Türkiye'nin her yerinden, Kocaeli'den var, Urfa'dan var. Bu mesela %10 oranında kör, anca o kadar görüyor, %10 görüyor. Bu da aynı şekilde İstanbul'dan, şurada var. Bir iki tane Bilecik'ten.
Yine bir tazı var. Bu da Urfa'dan. Şanlıurfa'ya kadar gidip hayvanlar alıp tedavisini yaptırıyoruz. Daha sonra da ücretsiz olarak sahiplendiriyoruz. Dost Hayvanları Koruma Derneği var. Dost isimli. Bu dernek ne iş yapar? Bu dernek nereden hayvanları getirir? Nasıl rehabilite eder? Nasıl tedavilerini yapar? Bu konuyla ilgili dernek başkanı biz Adem Gündüz kardeşimizle birlikteyiz. O bize anlatacak burada neler yaptıklarını. Sizlere de biz burayı hem tanıtmak istiyoruz. Hem evinde hayvanı olup hayvanla işte hastalanan, sakatlanan olursa buraya getirmeleri konusunda da bir tanıtım yapmış olacağız. Evet Adem Bey. Derneğimizin adı Dost Hayvanları Koruma Derneği. Kısa adı ise Dost Derneği. Yani sosyal medyada genelde Dost Derneği olarak biliniyor. İhbar üzerine çalışıyoruz. Türkiye'nin neresi olursa olsun yaralı, kazalı, bakıma muhtaç bir sokak hayvanı gördüklerinde insanlar arıyorlar bizi. Biz de gidiyoruz, alıyoruz ve tedavisini yaptırıp daha sonra sahiplendiriyoruz. Sahiplendirene kadar tabii ki barınağımızda tutuyoruz. İçerisinde ameliyathanesi, tedavi odası, veteriner hekim odası, kan tahlil odası ve röntgen odası olan bir barınak yapmaya çalışıyoruz şu an. Aynı zamanda buraya gelen hayvan kısırlaştırılıyor, karnesi çıkartılıyor, mikroçipi takılıyor, bütün aşıları yapılıyor. Ve eğer agresyon sorunu varsa rehabilitasyonu da yapılıp öyle sahiplendiriliyor ve takibi de yapılıyor. Bugüne kadar nerelerden hayvan getirdiniz? Bugüne kadar en uzak Kars'tan aldık. Sarıkamış'tan aldık bir tane kangal. Ondan sonra Urfa'dan aldık, Edirne'den aldık. Tam sınırdan bile aldık yani Bulgaristan sınırından. Hatta Suriye Savaşı, iç savaşı sırasında bir komutanımız, Suriye'de görev yapan bir komutanımız bize sınıra kadar bir tane kediyi de getirmişti. Ancak kaybettik kediyi. Yani yaşamadı, yaralanan bir kedi. Yani buralara kadar gidip aldık yani hayvan. Ameliyathaneyi de kurduktan sonra burası mükemmel bir tesis haline gelmiş olacak. Evet, bir de çocuklarla ilgili bir şey söylemiştiniz. İl Dernekler Müdürlüğü ile de konuşup ortaokul çağındaki çocukların rehabilitasyonu ile, madde bağımlısı çocukların rehabilitasyonu ile ilgili bir projenin bu ayağını, rehabilitasyon ayağını aslında biz burada alacaktık. Buraya alacaktık. Sayın Naif Bey de eski kaymakamımız burada yapalım dedi. Ayrıca bir de Osmanlı'da yapalım demişti. Yani böyle de bir projemiz var. Yani bunlar aslında birazcık pandemiye takıldı. İstanbul'dan Sivas Divriği'ye geldik. Yaklaşık 1100 kilometre falan. Bu köpeğin bacağı kopmuş. Sağ olsun Serkan Bey ihbar etti. Şimdi tedavisini İstanbul'da alıyoruz. Tedavisinden sonra büyük ihtimalle bacak ampute edilecek. Amputasyondan sonra eğer protez bacak olursa protez yaptıracağız. Eğer olmazsa ve tamamen ampute edilecek. Daha sonra bakım evimizde bir süre kaldıktan sonra da sahiplendireceğiz. Yani bu köpeğin buralarda tedavisi mümkün değil. Buralarda işte uyutalım falan demişler. Biz de bir canlının hayatının değerli olduğunu bildiğimiz için İstanbul'dan kalktık geldik. Sağ olsun Serkan Bey de biz gelene kadar bekletti köpeği. Korumaya aldı. Şimdi İstanbul'a götürüyoruz. İnşallah kısa bir zaman içerisinde tedavisi tamamlanır. Bugün Dost Derneği diye hayvanlarla ilgilenen, hayvanlara tedaviyle ilgilenen gayretli kardeşlerimizin kurduğu sosyal medyadan takip ediyorum. Ve iki ayağı kırılmış köpek. İki ayağı kırılmış. Ön ayakları kırılmış köpek yavrusu. Yine başka vücudunun başka yerinde de kırıklar var. Belli ki döve döve kırmışlar hayvanın ayaklarını. Kemiklerini kırmışlar. Onun ameliyat parası için yardım toplarken gördüm o haberi. Ben o hayvancağızın 20 saniyelik de bir videosu var. O hayvanın o köpek yavrusunun havlamasını, o çığlığını, o iniltisini dinleyince inan ağlamaya başladım. Dedim ki Allah'ım bu kıyamet kopmuş dedim. Şu küçücük hayvanı bacaklarını kırana kadar işkence eden insanlarla biz aynı dünyada yaşıyoruz. Ancak ağırlaşır böyle bu şekilde kalırsa böyle fazla bir şey yok. Çok da seveceğim. Kedilere ait tedaviler yapılmıyor. Kedilerimiz de var. Diğer hayvanlarla ilgili de tedaviler yapılıyor.
Bu da mesela İstanbul'dan ihbar üzerine aldığımız tek bacağı tümüyle parçalanmış bir kediydi. Tek bacağı alınmak zorunda kalındı ama bu şekilde sağlıklı bir şekilde hayatını burada devam ettiriyor. Bunlar da yine yuva bekliyorlar. Bunların hepsi yine aynı şekilde ağır tedaviler gören hayvanlar. Şu Muğla'dan aldığımız bir kedi. Bu Çanakkale'den. Şu Kocaeli'den. Bu Bilecik'ten, bu sarı. Yine Türkiye'nin her yerinden, farklı yerlerinden kedilerimiz var. Şu da aynı şekilde tek gözü olmayan bir kedimiz. Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren Dosteli Derneği, Bilecik-Sakarya Karayolu üzerinde bir aracın çarptığı ve bir bacağı parçalanan yavru köpek ihbarı aldı. Hemen olay yerine koşan ekipler gördükleri manzara karşısında şok oldu. Yavru köpeğin sol ön bacağı parçalanmış, arka bacaklarında ise yaralar vardı. Yavru köpeğe yaklaşık bir hafta önce aracın çarptığı, bir haftadır acılar içerisinde orada beklediği öğrenildi. Öte yandan Dosteli Derneği Başkanı Adem Gündüz, yavru köpeğin bacağını kurtarma şanslarının olmadığını söyledi. İhbar üzerine Sakarya Pamukova otoyolu üzerinden aldığımız bir sürücünün çarpıp kaçtığı köpek, bacağı tamamen parçalanmış ve çürümüş. Yaklaşık bir hafta 10 gündür bir şekilde yaşam savaşı vermeye çalışıyor. Hemen tedaviye kaldırdık. Ancak bu bacağı kurtarma şansı kesinlikle yok. Çünkü işlerini tamamen kaybetmiş. Pati olduğu gibi çürümüş. Maalesef genel sağlık durumu düzeltildikten sonra amputasyonla bacak uzaklaştırılacak. Dost Derneği Başkanıyım. Adım Adem Gündüz. Seher Hanım ve oğlu Serkan Bey ihbar ettiler derneğimizin WhatsApp ihbar hattına. Hemen tedavisi için geldik. Aynı zamanda suç duyurularında da bulunacağız. Çünkü bu hayvanları vurup böyle hani elini kolunu sallayarak kimse dolaşamaz. Bu ülkede yasa var. Bunların da bir suç olduğunu artık insanların öğrenmesi gerekiyor. Hemen bu köpeği tedavi alacağız. Hiçbir lezyon yok. Yani gözlerde göz kaybı, görme kaybı var. Yani bütün biyokimya, derin tahlilleri, her şey yapıldı. Bütün tahliller, kan tahlilleri. Başka bir hastalık olmadığı, zaten başka bir hastalık olsa sadece bu tarafta değil, yüzünde değil. Vücudun diğer kısımlarında da olur. Genel durumu iyi. Yüzün diğer kısımları da etkilenir. Zaten tahlillerde kesinlikle bir kimyasal olduğunu gösterdi. Kanıtlamış. Mesela bizim köpeğe şiddetle ilgili açtığımız bir davada, davaya da katıldık. Davanın çıkışında adam uzattı elimizi sıktı utanmadan. Ben de işte şu kişiyim. Hocam dedi çok iyi bir şey yapıyorsunuz, beni şikayet ediyorsunuz ama ben dedi devam edeceğim bu işe dedi. Köpek dövüştürüyordu kendisi. Çünkü köpek dövüşünden kazandığı parayı söyledi. Ve aldığı cezayı söyledi. Uçuk bir rakam. Yani sadece kabahatler kanunundan bir ceza aldı. 200 küsür lira o da. Onu da 15-20 gün içinde öderse zaten %20 indirimli ödüyor. Hiçbir şey değil. Yani... Burada köpek dövüştüren de aynı şekilde yani hayvana şiddet ne olursa olsun, aç bırakma dahil ne olursa olsun kesinlikle hapis cezası gelmeli ki. Yani insan hakikaten imreniyor. Hayvan sevginiz olsun, çalışkanlığınız olsun. Yerel yönetimlerden işte valiliktir, kaymakamlıktır, belediyedir. Bunlara herhangi bir destek ve yardım görüyor musunuz? Yani maddi bir yardım görmüyoruz. Zaten maddi yardım yapmaları yasak yasayla. Yani evet, kurumların tüzel veya özel kişilere yardım yapması yasak. İnşaatı evet, biz yapıyoruz. Veya burada üniversiteden gelen hocalarımız var. Onlar yardım ediyorlar. Boyasına, buradaki badanaya, her şeye. Aynı şekilde yuvaların yapımına, kaynak işlerine onlar da yardım ediyor. Biz bize idare edebiliyoruz ama hani bizim istediğimiz sadece resmi işlerde bize kolaylık sağlamaları. Kurumlardan da Allah razı olsun gerçekten çok bize yardımcı oldular buraya gördüklerinde. Çok hoşlarına gitti ve takdir ettiler. Bu bizim için çok çok güzel bir destek aslında, motivasyon.
Ama hani prosedür icabı tabii ki yapılması gereken şeyler var. Valimizle görüşme fırsatımız oldu. Projeyi tanıtma fırsatımız oldu. Sağ olsun kendisi çok ilgili davrandı bu konuya. Ya bu da bize ayrıca bir motivasyon verdi ve hani çalışmalarımızı daha çok hızlandırdı. Onun öncesinde eski kaymakamımız Sayın Naif Bey de aynı şekilde buraya gelip ziyaret etti. Şu anda yeni kaymakamımız Yüksel Bey de çok çok ilgili davrandı bu konuda. Hani bizim yapmamız gereken sadece buranın yani özellikle ameliyathanenin ruhsatını alıp bu işe daha böyle kolay bir şekilde. Yani çok da büyük değil. 120 metrekare falan bir yer yapılacak. 112 metrekarelik bir yer yapılacak değil mi? Evet, gördüğünüz gibi işte döşenecek taşlarımız burada. Hayvanlarımız da büyük bir alan. Arka bölümde de bir kedilere ayrılmış bir bölüm var. Yine bu taraf köpeklere ayrılmış. Evet. Şimdi barınağın bu alanı tamamen rehabilitasyon devam eden hayvanlara, tedaviden sonra gelip burada insanlara alışmasını sağlıyoruz. İşte eğer agresyon sorunu varsa bunlar çözülüyor. Veya bizim sevgimize muhtaç olan hayvanlar var. Bunlara bakmak gerekirse maalesef bu şekilde ya baltayla bir hayvanın bacağının kesilmesi, başına demirle vurulması, kafatasının kırılması yani insan akıllı almıyor böyle olayları ama... Ama sizin gibi de işte iyiler var, dostlar var, bu hayvanlara bakanlar var. Allah razı olsun diyorum, teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel, Allah razı olsun. Karşımda bir yazı var. Hazreti Peygamber Efendimizin diyor ki kalbinde merhamet olmayana cennet yoktur. Doğrudur. Değil mi? Evet, doğrudur. Değil mi Adem kardeşim? Yani şimdi bizim vatandaşlardan istediğimiz hani herkeli bir hayvanı ihbar etseler de bizim için yeterli. Yani perişan olana kadar hiçbir kimse görmüyor veya hiçbir kimse ilgilenmiyor. Bakın şu hayvanın haline böyle bir şey olamaz yani. Hani bu bizim aslında insanlığımızın bir suçu maalesef. Bunu bu hale gelmeden ihbar etmiş olsalardı bu hale gelmeden de biz tedavi edip sahiplendirmiş de olacaktık. Yani. Evet. Değerli izleyicilerim, sadece insanlara dost gerekmiyor, hayvanlara da dost gerekiyor. İşte hayvan dostu kardeşimiz burada. Evet, var mı başka bir diyeceğin kardeşim? Ben hakikaten çok duygulandım. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Çok çok sağ olun. Ne demek, biz teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.